başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gırgır şamatası kanaylı. Komiserim acanım, karakolu açalım, romana da zaptra kolay mı? Telefonda sana söylemem gereken bir haberim var demiştin. Nedir haberin? Aslında bir değil iki haberim var. Biri iyi haberdi, öteki kötü haber. Hangisinden başlayayım? Önce iyi olandan başla be. Tamam, söylüyorum. Mankenlik teklifi aldım. Ne? İyi haber dediğin bu muydu Şahanem ya? Bunun nesi iyi haber be? Ne var? Ne bozulursun? Fıstık gibi işim olacak. Ya. İyiliğimi istemez misin sen benim? Ya yok be Şahanem, yanlış anlarsın beni. Ya iç kötülüğünü ister miyim senin be? Ya niye karşı çıkarsın Emel? Korkarım be Şahanem. Neden korkarsın? Ya manken olursan şana, şöhrete, paraya kavuşacaksın. Pırıltılı dünyaların insanı olacaksın. Beni unutacaksın. Hem ben kimim ki? Basit bir kemancı parçasıyım neticede. Ya koskoca manken, dönüp bana bakacak halin yok ya. Aman be Ferah. Deli misin? Ben seni tırnağını dünyalara değişmem. Hem benim mankenliğim öyle küçük bir şey. Öyle açılışlarda falan yürüyeceğim. Yani senin aklına yattıysa benim aklıma da yatır o zaman. Peki kötü haberin nedir? Yarın sabah bana görücü gelir. Ne? Harbi kötü habermiş bu be. Ya bir çare bulmamız lazım Ferhat. Vallahi Allah korusun ya anam beni verirse. Dur. Sen hiç canını sıkma Şahanem. Elbet buluruz bir çaresini be. Bulur muyuz lan? Buluruz, buluruz. Hadi. Muharrem abi, Muharrem abi. Duydun mu haberi? Ne haberi? Göttingen'le tem geliyormuş abi. Hadi lan, kıtırtma bize yemez lan. Yeminle, Almanya'dan kesin dönüş yapıyormuş. Eyvah. Yunus bu haberi duyunca sinirden kuduracak. Yanlışım varsa düzeltin ama gene ortalık karışacak. Allah Allah, ne oluyor ya? Kim bu Ethem? Hakikaten, kim bu Ethem Muharrem abi ya? Gençken Yunus'un baş düşmanıydı. Niye abi? Aşk davası. Yunus baba da Ethem de Pembe ablama aşıktılar. Ciddi mi ya? Ciddi. Gençken ikisi de Pembe ile evlenebilmek için az çekişmediler. En son Ethem bir gece Pembe'yi kaçırmaya kalktı. Pembe ablayı mı kaçırdı? Kaçırdı demedim. Kaçırmaya kalktı dedim. Kaçıramadı mı yani? Karanlıkta Pembe ablam diye anam bayıltıp çuvala koyup kaçırmış. Deli Kadir karısının kaçırıldığını öğrenince silah alıp Ethem'in peşine düşmüş. Tabii Ethem, bu olaydan sonra memleketi terk etmek zorunda kaldı. Almanya'da Göttingen'e yerleşmiş dediler. Şimdi de geri gelir işte. Vay be, ortalık hakikaten kızışacak ha. Mahallede her gün şenlik olacak desene. Sultanım.
Cebinde akrep mi istersin be? Yapıştır anne, yapıştır. Bu yeni Türk lirasına geçtiğimizden beri millet para yapıştırmaz be. Ne yapsınlar? Yeni hesaba alışamadılar, yazıklar. Yanlışlıkla fazla para yapıştırırız diye korkarlar be. Ben bilmiyorum onlara nasıl para yapıştıracağımı. Allah! Dansözün kralı burada be! Yapıştırın be! Yapıştırın! Aba Allah! Yapıştır abicim, yapıştır, yapıştır! Oğlucum yapıştır abi ya! Harikasınız. Allah! Arkadaşlar, sadece dansözleri değil, saçın paraları, saçın, çalgıcılara da yapıştırın. Hadi. Ne yapıyorsun bey? Allah! Beni para atmayın. Kardeşim, ne yapıyorsunuz? Atmayın kardeşim. Bir dakika, atmayın kardeşim. Allah Allah. Nereden geçtik şu yönü paraya be? Atmayın kardeşim. Lan atmayın. Atmayın yeni kuruşları be. Öldürecek misiniz bizi be? Kardeşim, madeni para atmayalım. Fındık fıstık atmayalım sanatçılara. Ne yapıyorsun lan? Ya maymun mu bunlar? Buna mı uzatabilirsiniz? Ay öldüm ay. Demek sultanı istemeye geleceklermiş ha. Sen hiç meraklanma oğlum. Bu bünyenin adı Yunus'sa sultanı onlara kaptırmayız. Ya inşallah be baba. Ya Pembe abla sultanı başkasına verecek korkusuyla gözüme uyku girmedi vallahi ya. Ay canım torunum. Boşuna korkmuşsun sen be. Pembe sultanı başkasına verecek. Diye biz üldük mü? Yaşa be ala. Ulan kimi kardeşiyiz lan? Senden ayrılmalarına hayatta izin vermeyiz be. Aferin lan Aleş. Aferin bu oğlum. Bu bünyenin delikanlı evladı be. Yunus'a söylediniz mi Ethem'in Almanya'dan döneceğini? Şşt lan. Sırası mı şimdi? Karıştırma. Kız istemeye gideriz. Muharrem abi. Sen niye hazırlanmadın? Gelmeyecek mi bizden sultan istemeye? Ama ben bu filmi çok gördüm Ferhat. Şimdi siz gideceksiniz. Pembe kapıyı açacak. Ne var diyecek. Niye geldiniz diyecek. Sonunu anlatma, sonunu anlatma. Sonra Pembe sultanı vermeyip hepinizi kovacak. Sonunu anlatma. En sonunda da Yunus'un kafasını yaracak. Kıllı toparla, sonunu anlatma demedim sana. Sonunu anlayınca bütün heyecanı gidiyor. Bak bu sefer niyetimiz aşırı ciddi ama Muharrem abi. Ne yapıp edip alacağız sultanı ya? Öyle mi? Aşırı ciddi demek. O zaman Pembe sizi buyurun efendim, hoş ya, geldiniz Allah diye be, karşılayacak desene. Bak sonunu anlatma diyorum, hayla anlatıyor ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Başka ne getirdiniz he? Görür müsün sultan? Zahmet etmişler, oradan buraya kadar getirmişler. Hiç gerek yoktu. Kız inşallah pahalı bir şeydir içindekiler. Abla senin ne yapması kız ana? Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kız sultan, sen de misafirlerimize bir hoş geldiniz desene. Kızım bir güler yüzünü göster. Şöyle sırıt alt dişini de göster, alt dişini de bakın. Gördünüz mü? Alt dişleri de tamamdır, inci gibidir, hepsi tamamdır. Size dişçi masrafı çıkarmaz. Buyurun efendim, içeri buyurun. Tabii, içeri buyurun. Buyurun, maşallah kuzusu da vardır. Kuzu giymiş canım benim, gel canım, gel gel maşallah. Maşallah, gel kız. Gel kız ana. Sen şöyle gel bakayım. Kız dur. Geldim kız. Ne vardır be? Kız, sana bu görücüleri çağırma demedim. Ben Ferhat'tan başkasıyla evlenmem demedim. Ya gene başıma ne çoraplar örersin? Çorap değil kız. Bu defa başına duvak örerim. Duvak. Kız zengin kocayla evleneceksin. Kız sevin, kız sevin. Ay zengin kadar seni. Taş düşsün başına be. Delireceksin mi sen beni? Düşsün kızım. Düşsün de zengin kadar taş düşsün. Fakir kadar taş düşmesin de kafana. Hadi Ceylan'ım gel, gel canım gel. Yanlışım varsa düzeltin ama daha da nasılsınız efendim? Hakikaten daha da nasılsınız? Allah'a şükür iyiyiz. Siz nasılsınız efendim? Ben mi? Nasıl olacağım? Benim karı kaçtı biliyor musun? Bu kaçırdı. Kafayı hain yedi evlen. Bunadı. Gül gibi karı kaçtı bunun yüzünden be. Baba, bir sus be. Rezil ettin bizi, müstakbel dünürlerimizi. Şimdi biz bir şey derdik. Ne derdik?
Allah'ın emriyle derdik, peygamberin şeyiyle, nesiyle derdik, kavliyle derdik. Öyle mi derdik? Heh. Evet. Biz aslında çok hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emriyle... Peygamberin kavliyle... Kızınız Sultan'a. Oğlum Ferhat'a. Yok, oğlumuz Mustafa'ya. Yok, yok Ferhat'a. Mustafa'ya, Mustafa'ya. Yürü mü Ferhat'a? Ya bana, bana. Ay, tabii Ferhat'a isteriz. Sıraya gireceksin. Tabii sıra vardır. Tabii sırayla, biz sizden daha önce gelmiştik. Hanımefendi, bizim rezervasyonumuz vardı önceden. Tabii tabii vardı. Rezervasyon etmişlerdi onlar önceden. Bana bak. Şeyden şey çıkar gibi nereden çıktınız be? Haydi bulandırmayın ortalığı, naş. Biz kızınıza talibiz efendim. Sultanı almak için bütün hazırlığımızı yapmıştık. Tabii biliyorum. Tabii başlık parasını bile hazırlamıştık. Dur canım dur şimdi sen. Sen şimdi ne dedin Fevziciğim? Sen başlık parası mı dedin? Sen şimdi o kısmı başa sar canım. Bakayım bir daha söyle. Evet. Söyle başlık canım. Parası dedim. Başlık parası, başlık parası. Kızım. Bütün cennet mahallesi beni karşılamaya gelmiş. Dedim sana, memlekette beni çok severler. Görüyorum babacığım. Maşallah canlarım, dünürlerim benim, ne güzel düşünmüşsünüz bu şeyi, başlık parası şeyini. Zaten biz de başlıksız vermeyiz bu sultanı, değil mi canım? Kızım, uydurma be. Ne başlığı ya? Romanız biz. Bizde başlık maşlık parası olmaz. Sultan haklı. Biz romanlara aşık oluruz. Aşık olduğumuzla evleniriz. Gözümüz para mara görmez. Pebe Ariş tabii ki. Ama zaten Pebe sahte romandır. Orası kesin hala. Susun bey, Allah'ın şapşalları. Canı, siz şimdi bizim sultana ne kadar hani mesela diyorum başlık parası düşünmüştünüz? 10.000 yeni Türk lirası. Şimdi bir dakika, ben bu Türk lirasıyla kafam karışıyor, anlayamadım. Zeynep ne kadar ediyor bu yeni Türk lirası filan? 10 milyar abla. 10 milyar dedi. Oldu o zaman. Kız sizindir. Sarayı ya. Paket edeyim mi yoksa burada mı gelin edersiniz? Ya kız edersin sen ona ya. Ya ben mal mıyım beni böyle parayla satarsın? Sus be, ne alakası vardır değil mi canım? Başlık parasıdır bu. Lazımdır böyle şeyler. Baba bir şeyler yap ya, ben baba sultanı veriyorum. Bir saniye. Tamam Tasmanya canavarı. Madem başlık istiyor, istediğin başlık olsun. 15 milyar. Yaşayın. Bravo, bravo baba. Bravo babaylar. Bak gördünüz değil mi? Karşı taraf 15 verdi. Siz son olarak ne veriyorsunuz mesela? Anne ya. Ay canım. Sen bir dur şimdi. 20. 20 dedim. Arkadaşlar, en son 20 dediler. Sizin teklifinizi alalım. Senden büyük Allah var, 20'den büyük 25 var. 25 milyar veriyorum. Üstüne de bu saati veriyorum, tamam mı? Saati de veriyorum. Kimin babası be? Aldınız mı boyunuzun ölçüsünü? 30 milyar. 30 mu dedin? 30 dediler. Veriyorum, veriyorum ve... Baba. 50 milyar. Vermiyorum. 50 dedi. 50 milyar mı dedi? 50 milyar mı? Aman Allah. Biz çekiliyoruz o zaman. Bizde bu kadar para yok. Çekilebilirsiniz o zaman. Yar saçları hadi. Güle güle. Feyzi sana güle güle. Hadi canım kaç. İşte abi. Sen 50 milyar mı dedin be? 50 milyar derim. Anlamayanlar için bir de yazıyla söyleyeyim. Söyle canım. 50 milyar. Ay kız, bana bir şeyler oluyor. 50 milyar diyor kız. Sen canım bunu bir de rakamla söyle. 50 milyar. Yeni Türk lirasıyla ise 50.000. Yok yok. Bu 50.000'i ben sevmedim. Sen eski parayla söyle, milyarı güzel gelir kulağa. Hah bak.
Sanki kulağıma romantik aşk sözleri söylersin. 50 milyar dev kız bu. Şimdi sultana verdin mi sen Pembe abla? Verdim. Verdim. Kızı verdim. Verdim. Bravo. 50 milyar. 50 milyar mı dedi kız? Sen bu 50 milyarı nereye ödeyeceksin? Hoş geldiniz. Ben Deniz Organizatör Rıza. Kartımı vereyim efendim. Her türlü üç kağıt, yani organizatörlük için eminiz değil mi efendim? Guten Tag. Benim romanım, benim kraliçim, benim dansörüm. Hey millet! Bakın kim geldi. Buyurun abi, buyurun. Hoş geldin bir götü gelletin. Altın, hoş bulduk bari. Ne demişler? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği Türkçü dükkanıymış. İyi ettin dönmekle valla. Hanım kızımız kim? Kızım mı yoksa? O ne ben bari? Kızım Yaprak. Ellerinden öper amcası. Hoş geldiniz. Buyurun çayımı için. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hadi gelin, 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 gelin. Lan şimdi siz söyleyin bakayım. Siz şimdi bu 50 milyarı nasıl ödeyeceksiniz? Ödeyeceğiz dedikse ödeyeceğiz. Söz bir Allah bir. Öyle ödeyeceğiz demekle olmaz Ayyaş. Nasıl ödeyeceksiniz? Karı imefe gibi çöreklendi başıma. Öde de öde diye. Ödeyeceğiz patlama. Sana güzel bir ödeme planı çıkaracağız. Nasıl planmış o? Şöyle bir plan. Bize bu başlığı ödememiz için 3-5 ay müsaade edeceğim. Tabii müsaade edeceğim Pembe abla. 50 milyar bu yani. Tabii tabii. Şimdi ne oluyor? 5 aya kadar parayı ödersek sultan bizim gelinimizdir. Kız ana. Çok iyi tekliftir be. Tamam lan. Haydi. Size 5 ay müsaade. Parayı ödediniz ödediniz. Ödemediniz sultanı ben veririm artık birine. Tamam be Pembe. Ferhat, anam kabul etti sonunda be. Yaşadık be şahanem. 50 milyar. Sesler nedir? Ne olur lan dışarıda? Yanlışım varsa düzeltin ama bayram değil, seyran değil. Ne bu kahvenin önü ana baba günü? Yoksa ağabeye mi girdik? Şu şapkaya bak. Yoksa Demir'e mi girdi mahalleye? Yunus, Pembe. Cümleten hepinize guten tag. Pembe, bu etem mi be? Hakikaten etemdir bu, etem. Etem? Etem? Aşk olsun. Hala kırgın mısınız bana be? Sarılmayacak mısınız bu kardeşinize? Köprünün altından çok sular aktı etem. Affettim seni. Gel bakalım buraya. Gel. Kardeşim benim. Allah! Çalın be! Yandan yandan! Bu tentak pembe. Yıllar seni hiç değiştirmemiş. Hala fıstık gibisin. Sağ ol canım. Hop hop. Kardeşimiz dedik bağrımıza bastık. Gelir gelmez asılmaya başladı. Yok canım yanlış anladım. Baba. Ben çok sevdim Türkiye'yi. Şön şön. Baba mı? Etem kızdı mı bu kız? Şşt dur. Kızım adı Yaprak. Etem. Evlendin mi Almanya'da? Karın nerededir? Dur bir. Biraz karışık bir mesele o. Hiç sormasanız daha iyi. Gel yakışıklı. Karşılıklı oynayalım seninle. Oh.
Hoppa bari ol bakalım. El kuşun eti yenmez, tamam mı? Aman oyuncağını elinden aldık sanki, kıskan şey. Hadi oynayalım, gel gel hadi yandan. Aman ben seni var ya. Sultan, sultan ya boş ver beşhane, misafir sayılır ya. Şşş, ya ne oluyor ya? Şşş, ne oluyor oğlum? Çocuklar işte. Yandan. Hadi sen. Tekrar hoş geldiniz efendim. Siz bir yerleşin, görüşürüz abi, görüşürüz. Şuradan çekil, şuradan bir çekil. Ya her şey iyi güzel de baba. Beş ay içinde 50 milyar parayı nereden bulacağız biz? Ay dişi dişeye bak be Ferhat. Sultan'la siz evlenin diye gerekirse be böbrekleri bile satarım be. Aslan alan be. Küçümsemeyin ha. Menekşenin bir böbreği en az 10 kilo eder. Sülalemize yeter baba. Gitti muhteşem mobilya. Ay kaldırsana be. Yanlışım varsa düzeltin ama Ferhat haklı. Bu para kolay kolay toplanmaz be. Sadece çalgıdan gelen para yetmez. Yok, benim kesin ek iş yapmam lazım. İyi ama ne iş yapacağım be abi? Bilmem ki. Acaba inşaatta mı çalışsam? Ya taksi çok mu pahalı baba? Niye sordun oğlum? Abim taksicilik yapsa iyi para kazanmaz mı? Aa, süper fikir. Aferin oğlum. Çok iyi buldun. Sorma sahip. Biz taksiyi hangi parayla alacağız baba? Abi oğlum biz ne güne dururuz ha? Bu benim kefen paramdır. Taksi parasına katarsınız. Kimin anası? Ya canım benim ya. Sağ ol be nene. Nenem. Al abi, bak bunlar Selim'le bizim kötü günler için sakladığımız altınlar. Diğerleri yalancıktan ha. Al kız. Bozdurup taksi parasına katarsın. Sağ olun lan. Çok duygulandım vallahi. Ferhat, bunlar da benim katkım olsun. Canım benim. Şişt, bu da bedel olsun be. Sağ ol alam. Yeğenim. Abi, bu da benim haftalık açlığım ha. Sizin gibi bir ailem olduğu için öyle mutluyum ki. Yalnız bunlar yetmez. Hep beraber çalışacağız. Kazandığımız paraları da bu paraya katacağız. El ele verip taksi parasını toplayacağız. Hadi herkes çalışmaya. Taş! Toplayacağız be Yunus baba. Hadi. Toplayacağız. Hadi. 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 Ferhat'ı taksi alacağız inşallah. İnşallah. Alırız tabii. Boşuna birlikten kuvvet doğar dememişler. Ne kadar toplamışız baba? Burada topu topu 3 milyar 15 milyon var be oğlum. 3000 YTL. 3000 YTL mi? Birlikten doğa doğa o kadar mı kuvvet doğdu yani? O paraya değil taksi almak. Taksiye binemezsiniz bile. Ulan sana işte bir kafa ya, otur ya. Otur, otur ya. Çocuğum otur. Sus lan. Rüstem haklı aslında. Kibritçi kızın hayali kibrit sönene kadarmış. Kibrit söndü. Acı gerçeği gördüm. Bu parayla taksi maksi alınmaz. Götü geliyle tepten borç alsak. Bana verir mi ki be? Belki verir be baba. Eskilere bir sünger çekip barıştınız ya Yunus baba. Baksana. Pembe mevzusu mazide kalmış. Ete evlenmiş, çocuk yapmış.
Belli ki Pembe'yi kalbinden çıkarmış anlaşılan. Ya çok doğru. Unutmuştur ablama. Verir mi acaba? Pembe'yi unutmak mümkün mü? Nain yavrum, Nain. Kınama babanı. Çok seviyorum Pembe'yi. Aman baba ya. Anamı hiç sevmedin mi yani? Bırak anan olacak hepsini. Beni bırakıp kaçmış kadının nesini seveyim. Ama Pembe öyle mi? Ah Pembe ah. Bak göreceksin. Seni de çok seveceğim Pembe. Muazzam bir kadın. Şön, şön, güzel şön. Aa. Mahallede eline çiçek alan kart zampara Pembe'nin kapısına damlar. Aa. Buyurun eteğimciğim. Ne vardır canım? Bu çiçekler senin için ruhum. Ay ruhum çıksın iyi mi? Anlıyorum. Bir canım. Ay bu da mı benim için? Evet. Ay bu mahallede ardağımız kalmadı komşular. Yetişin. Etemim. Eski yangının. Eve gelsene. Karşılıklı bir kahve içeriz. Kıskananlar çatlasın. Tabii seve seve. Ne kıskanacağım be? Allah'a şükür kapı gibi kocam vardır başımda. Senin gibi düz duvar atır bambam. Kapı gibi ama bir işe yaramaz. Ya hadi canım gel Etemim. Kırmızı kafa sen de içeri haydi gel, kızım. Gel kızım. Ay sarı kanarya gibi olmuş. Gel canım gel. Koş Aliş. Abime söyle Pembe gacısı eve Etemi aldı de. Hadi. Tamam abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kız ana, bu herifin ne işi var bu evde? Kız bir dur. Yunus'un inadına çağırdım. Kıskançlıktan çatır çatır çatlatacağım o Allah'ın ayyaşını. Kız ana, ne kötüsün be. Günah be adama. Hangi suratta geldin bu eve? Baba. Şahize. Delikanlı, sen hala o eski meselede misin? Vallahi yanlışlıkla oldu iş. Ben aslında Pembe'yi kaçıracaktım. Aman be baba, karıştırma şimdi şu meseleyi. Bak, Etem bize Almanya'dan hediyeler getirmiş. Etemciğim, nedir canım o? Makine doşlatmalı, şön makine. Hundeba makine, çok seveceğim Pembe. Hundeba, Hundeba makinedir. Kız tut bakayım şu nasıldır bu şön makine, ver canım bakayım. Bu nedir böyle? Kıyma makinesi. Öyle mi? Dursun be. İleride böyle kasap masap açarsak lazım olur canım değil mi? Evde kullanırsın. Kasaptan alırsın etini. Evde kendi kıymanı çekersin. Şön şön. Şön 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 makinedir. Kız bana bak gördün mü şön makine. Şön. Ay sus be. Baba baba. Ne oldu oğlum bu ne telaş? Ben abla koçun anne etemeyi almış. Allah! Allah! Yedim seni! Baba, baba dur ya! Ah dur, lafın yekunu şu ki yalnızlık Allah'a mahsusun. Anlıyorum. Pembe yalnız, ben yalnız. Bak. Ne olacak şimdi? Esi diyeceğim odur ki... Diyeceğin şudur Edem Efendi! Vurma Yunus abi, ayağının altını öpeyim vurma. De bakayım. Şahize, ne olur be? Şahize, ne olur? Koçero, eşkıya mı kesildin? Başımıza güpe gündüz ev basarsın değil mi canım? Aşkım için gerekirse ev de basarım, daha adam da kaldırırım. Sen çekil bakayım şöyle. Ya? Şuursuz yetimlerle. Sen benim sevdiğim kadına nasıl asılırsın? Şahize. Şahize. Yedim seni a**. Ben senden daha çok severim Pembe'yi. İyiliği ve dih Pembe. İyiliği ben hem Almanca severim hem Türkçe severim. Yürü teresi. Ay baba dur. Ya siz m**siniz kardeşim. Lan ne diye kavga edip geliyorsunuz karşıma ya? Sen kimsin be adam böyle Fenerbahçe menajeri gibi? Efendim, ben Deniz Doçland'ın Göttingen esnafından Etem. Alman Başbakanı Schröder'in arkadaşıyım. Kızımla birlikte memlekete daha bu sabah döndük. Bir siz eksiktiniz. Siz de geldiniz, kadro tamam oldu. Sağ olun komiserim. Komiserim, her bir şey bu Göttingenli İtalyanlarının başının altından çıkar. Benim biricik pembeme askıntı oldu. Nay, yalan de. Yalan kere yalan de. Esas o askıntı oldu pembeme. Komiserciğim, canım benim.
Ben bu iki zibididen de şikayetçiyim. Öyle mi? Nedir şikayetin pembeciğim? Komiserciğim, bu ikisi hiç durmadan peşimde dolanırlar. Bir biçim kavga çıkarırlar. Tamam. Şu güzellik karşısında kimse kayıtsız kalamaz, biliyorsunuz siz bunu, ama o kadar da fazladır. Ay yesinler senin güzelliğini Zilli, şunun havalarına da bakın. Bakın, pembe de şikayetçiymiş. Ya, tabii öyle. Utanmıyor musunuz yaşınızdan başınızdan? Çocuklar gibi kavga edip geliyorsunuz karşıma. Canım benim, ne güzel söyledin. Ya hem de bu pembe için kavga ediyorsunuz. Yani güzel biri için kavga etseniz dert değil de pembe için kavga edilir. Tabii. Ne dersin sen komiserim? Bak şu surata bak. Tüde. Ne var bu suratında? Deli mi ne bu adamlar? Ay doğru dersin be komiserim. Yani ben kaç gün çizsem bunun suratından daha güzel olur. Kız oynat balina. Susun! Ulan utanmıyor musunuz benim yerimde kavga etmeye? Susun! Susun be! Bir susun be! Pembe. Ayrıca şaka yaptım. Sen beni ciddiye alma, sen güzel bir kadınsın. Bu ikisi kurban olsun kızım sana. Olsunlar. Hadi ikiniz öpüşüp barışın bakayım. Öyle değil. Yunus numara yapma, öyle değil. Ya ama komiserim ya. Yapmayayım komiserim. Tamam. Ya burada barışırsınız ya nezarette, karar verin. Nezarete ne gerek var komiserim? Ethem benim kardeşim zaten, gel öpeyim Ethem. Bize yakışıyor mu hiç kavga etmek ya? Hakikaten be, hiç yakışık almaz. Koskoca adamlarız. Tabii. Hadi bakayım. Şimdi evlerinize bakalım. Hadi. Hayırlı hadi. Hayırlı görevler komiserim. Hadi. Komiserim, affedersiniz. Gene ne var? Kamil Başgerikli'yi tanır mısınız? Yo, niye sordun? Seninle o kadar benzeyen yanlarınız var ki. Çünkü ben de tanımıyorum. Ulan ben şey... Yunus baba nasıl kıskanır seni? Ay aşk, kudursun aşkımdan. Kız ola, eskiden hiç belli etmezdi aşkımı. Ethem gelince kıskançlık damarı kabardı. Daha dur, ben o Yunus'a neler edeceğimi bilirim. Gör, anasından doğduğuna pişman edeceğim onu. Yaparsın. Yaparım. Şey Ethemciğim, biz akşam meyhanede şöyle çalıp eğleneceğiz. Sen de gelsene, eğlendirelim seni. Tabii Ruh. Ne güzel. Seve. Baş üstüne. Kurtan Ahmet. Abin canım. Abin de kız. Abin dedi. Abin dedi kız. Canım benim. Şey. Çok güzel çalarsınız. Şön. Hadi baba içelim. Bu İtalyan kim çağırdı buraya? Yunus, yoksa sen Ethem'i kıskanır mısın? Nesini kıskanacağım ben? Allah. Bak ben sayayım, sen cevaplardan birini seç canım benim. A, parasını. B, yakışıklılığını. F, kültürünü. C, zekasını. Ve bıyıklarını. G, kıllarını, göğüs kıllarını. Hadi be, onu kıskanan onun gibi olsun. İyi, madem kıskanmazsın, sorun yoktur canım. Ah canım benim, alkışlayan ellerin ders görmesin. Nasıl Ethem'cim, eğlenir misin? Hem de nasıl bebeğim, hem de nasıl? Canım benim, atayım sana bir bebecik. Yandan. Gel kız yaprak, kırmızı kafa, gel oyna yanımda. Yandan. Ah canım, bayılırım sana. Yapıştır aslanım, yapıştır canım benim. Yaşa bebeğim. Ver canım, bir. Bak görürsün, Ethem güzel ne güzel paraları yapıştırır. Ne canım? Tövbe, götün geldi Ethem. Kudurdu bu karı, kudurdu.
Bana bak, şu güçlü kuvveti kullarınla gene yapıştır canım benim. Yapıştırayım ruhum. Yapıştır canım, yürüz. Bak, Ethem'in bazularına bak, kollarına bak. Maşallah çok güçlüdür ha. Senin gibi değil ha. Tam kapasite erkektir, anladı değil mi? Bir. Allah'ım bir, sen bana sabır ver. Tamam, tamam. Bir. Kızım, kudurdun mu? Gel kızım. Edebine otur, orada odun çal. Çabuk hadi. Şurada adam şugar şugar para yapıştırır be, dur. Yürü kız. Ay canım, ben geri geleceğim Ethem'in. Ben... Ne güzel sesin var senin öyle, bülbülün beli. Gel oyna bakalım, ya gel. Dur be, çekiştirmesene ya. Ya dur be. Ben, Zilli. Gel bakalım buraya. Hadi. Sen benimle oyna. Ay yavaş. Çok güzel oynarız değil mi canım? Allah paralar. Yumul yumul. Hadi. Hiçbir şey bırakmayın. Hem elinizle hem ağzınızla toplayın çocuklar. Merak etme Esra abi. Mıknatıs getirdim, kuruşları bile onlarla toplarım. Ay. Kız mıknatısı çek. Çek şeyini be. Kız oynak. Paraların hepsini çaldınız değil mi? Ver kız şu paraları. Allah tövbe tövbe. Ben elimi bile sürmedim be. Sürmedin tabii. Mıknatısla topladın hepsini. Bak Sultan. Selim. Gene paraları çalıp sakladın değil mi? Tövbe. Ben hiç para toplamadım. Sadece ne kadar alatura parası atmışlar diye yerdekileri saydım. Sonra geri koydum. Hadi yalancı. Akıllı olduğunda bizi mi keriz diyorsun ha? Aa, bu ne be? Aa, kızın ay arabası. Naş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Duyarsız kalmayalım. Asya depremi için Endonezya'ya yardımda bulunalım. Hiçbir şey için geç değil. Çok doğru. Yazıklar. Bizden kötü durumda olanlara yardım etmek lazım baba. Doğru değil. Doğru dersin be oğlum. Biz o acının ne olduğunu biliriz. Doğru be dayı. Acılarına ortak olmak lazımdır. Sizden arakladığım alatura paralarıdır. Helal edin hakkınızı. Helal olsun. Helal olsun. Bu da benden baba. Ne demişti? Baba. Sen benim sırtımı kaşı ki ben de senin sırtını kaşıyım. Bunlar bizim depremimizde bize yardım ettiler. Şimdi sıra bizde. Bir. Bir. Aferin be abla. Bir canım. Yardım için hiçbir zaman geç değil. Gel Yunus'cum gel. Gerçi ben cep telefonumdan 2868'e mesaj çekmiştim ama olsun. Ne kadar yardım edersek o kadar iyi değil mi arkadaşlar Şimşek? Oradaki çocuklara verin bunu abla. Ay. Ne zaman alacaksınız şu taksiyi? Paramız eksik be anam. Ya baba be, inat etme de Ethem abiden borç alalım ya. Daha dün kavga ettik be herifle oğlum, hiç borç verir mi? Lan belki verir be abi. Ya bir şansımızı denemekte fayda var. Doğru be oğlum. Aman isteyenin bir yüzü kara. Hadi be baba, hadi be. Peki. Oh bağla be. Ne var lan? Yavaş be, boğulacağım be. Ya bir şey yapmadım, gir o. Naşı tovala, o kardu kalama, naşı mirila. Ethem, bir makinen eksikti ha. Hayır, yarın öbür gün herkes senden görüp kendi kahve makinesini getirirse topu atarım vallahi ha. Nain Muharrem, nain. Öyle deme. Deutschland malı bu makine. Kral kahve yapar. Kral kere kral kahve yapar. Bir tek bundan içerim be. La bu? Ruh hastası. Biz Göttingen'deyken hep bu makineden yapardı kahveyi. Çok söndür kahvesi. Başbakan Schröder bile bu makineden içer. Düşün, yak. Uydurma be Ethem. Nereden biliyorsun Çüröder'in bu makineden içtiğini? Çüröder kahve arkadaşı mı senin? Ya, hakikaten kahve arkadaşıyım. Nereden bildin? Tövbe tövbe. Ulan Göttingenli Ethem, gene uydurma Göttingen'den ha. Ne yalanı, çok ciddiyim. Schröder bizim mahallenin kahveye takılırdı. Çok samimi arkadaşımdır kendisi. Hatta oğlunun sünnet düğününde çaldım ben. Ufak atma abi. Bir kere Schröder Müslüman değil ki oğlu sünnet olsun. Değil mi abi? Aferin lan Rıza, iyi dedin. Buna ne diyecek Göttingenli Ethem? Lan oğlum, biz de keriz değiliz herhalde. Sünnet etmeden önce hepsini ailecek Müslüman ettik.
Neyse, ben bir paralarımı sayayım. Baba, orada götün geldi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Ferhat. Kahve isteyeceksen hiç boşuna isteme, kendime göre yaptım. Bir şey isteyeceğimiz doğru da kahve istemeyeceğiz. Ya ne isteyeceksiniz? Ferhat'a bir taksi alalım diyoruz ama paramız yetmedi. Bize biraz borç verebilir misin be Ethem? Vallahi kuruş yoktur be Yunus. O cebine indirdiğin paralar ne peki? Onun yeri var. Yoksa kurban olsun para sana. Hadi lan yalancı. Boş ver be baba. Buluruz bir şekilde parayı. İyi de nasıl? Benim tanıdığım bir tefeci var. İsterseniz ondan alalım şipşak. Mısınız be? Tefeciden para alınır mı hiç? Ödeyemezsek tefekor bizi valla. Mecburuz. Bu parayı bir şekilde bulmamız lazım. Göttingen mi? He? Alo. Oğlum sen niye bu borcunu ödemiyorsun? Param yok. Yasal hakkını kullanıp protesto çekin diyorsun ha? Tamam. Sen bilirsin. İstediğin protesto olsun. Mahir. Ökkeş. Buyur abi. Gidin şu protesto çekin. Nereden çekelim protestoyu abi? Topuktan mı? Topuktan çekin protestoyu. Aman ha. Öldürücü protesto çekmeyin. Bir de sizlerle uğraşmayayım ha? Yok abi. Sadece yaralayan protesto çekeceğiz. Sen merak etme. Hadi göreyim sizi koçlar. Hadi bakalım. Gelin gelin. İyi günler kahraman abi. Nasılsın abi? Hoş geldin üçkağıtçı. Seni tanıdı. Hoş bulduk abi. Yunus baba, Ferhat, Selim. Hoş geldiniz koçlar. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Hayırdır Rıza? Sen buralara kolay kolay düşmezdin. Ne oldu? Şey kahraman abi, bir maruzatımız vardı. Hallederiz. Merak etmeyin. Siz geçin oturun bakalım. Geçin geçin. Geçin. Hadi geçin geçin. Geçin geçin. Abim benim, ablama Gülcüm benim. Ah canım benim, bebe kurban olsun sana, iyi mi? Teşekkür ederim abla. Çiçekçi! Abicim alır mısın ablama bir çiçek? Yok, almayacağım. İyi almazmış. Çiçekçi pembe geldi, pembe! Alın bakalım. Çok sağ olasın kahraman abi. Senin yaptığın bu babalığı baba oğluna yapmaz vallahi. Ne demek? Maksat vatandaşın işi görülsün. Değil mi Rıza'cığım? Öyle tabii abi. Baba biz bu parayı alıyoruz da sonra nasıl geri ödeyeceğiz? Dert etme be oğlum, öderiz. Hem ödeyemezsek ne olacak? Ucunda ölüm yok ya. Tabii canım, ucunda ölüm yok ya. Olmadığını nereden biliyorsunuz? Belki de vardır. Şaka canım şaka. Takılıyorum ben size. Ya çok şakıcıdır kahraman abi. Sağ olsun. Ödeyemezsek çok mahcup oluruz kahraman abi. Değil mi abi? Delikanlı. Sen nasıl ödeyeceğim diye hiç canını sıkma. He? Ödeyemezseniz bir protesto çekeriz, olur biter. Topuktan. O nasıl bir şey öyle böyle topuktan? İlk duyuyorum. Nasıl bir şey? Protestoyu çektiğimiz zaman görürsün canım. Hem biliyorsunuz evinizi ipotek ettik. Eğer borcunuzu ödeyemezseniz evinizi alırım. Gerçi atalarımız ev alma, komşu al demişler ama ben ev almayı tercih ediyorum. Biliyorsunuz gayrimenkul daha iyi para ediyor. Çok şakacısın abi. Çok. Çok, ne demezsin. Bize müsaade abi. Görüşürüz canım. Yine bekleriz. Bay İnşallah. Bay. Allah ısmarladık kahraman abi. Pembenin çiçekleri var. Abla çiçek yok, ister istemem. Misin? Aman be alma be. Sen abi ister i̇stemem, misin istemem. Çiçek? Sen? Hayır sağ ol. Kimse istemiyor. Bu ne be? Fal bakılır, kahve falı bakılır, fal bakılır, fal bakılır. Lan Beyoğlu'na ne olmuş böyle be? Her kafede fal bakılır yazıyor. Vallahi millet kafayı yemiştir ha. Ben de bir şansımı deneyeyim bakayım. Haydi fal bakılır diyor. Haydi bakalım. Neyse halin çıksın falın şekerim. At yemek bakalım önce. Paraya bak be. Biz dışarıda ayazda kalmış bekçinin büllüğü gibi büzüşürken Allah'ın delikli nanesi burada parayı amuduyla götürdü lan. Bir dakika bir dakika. Kahve falı istemiyorum ben. Şu altılı ganyan bültenine bak. Söyle bana. Hangi atı oynayayım? Tek oynayacağım ona göre. Ay çok zor bir şey istiyorsun. Aman be falcı kardeşim, nesi zordur be. Kaç şuradan.
Sen ver bakayım onu bana ver. Hah, neymiş bakayım. Gözüm de görmez ha. Hah. Yaz canım sen. Kınalı kız yaz, yaz. Kınalı kız mı? O gelir mi hiç? Eşek o ya. Eşek midir o? Hakikaten de. Amma salladım be abla. Garson John. Hanımefendiyi dışarı alabilir miyiz canım? Bana bak eşek beşek. Sen yaz onu. Kınalı kız içime durdu lan. Cennet mahalleli pembenin falıdır bu. Bak falım çıkarsa mahalleye beklerim ha. Aa yaz, kadına canım, bak. Garsonlar. Atın bunu dışarı çabuk. Sen gene de kınalı kız yaz unutma. Bulduk işte taktik paratını. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Hadi hayırlı olsun be. Sağ ol Muharrem abi. Bir an evvel alalım şu taksiyi be Yunus baba. Alalım. Binip bir güzel şu dallamaları çatlatalım. Çatlatalım vallahi. Cağat şipşak. Bu para eksik be. Nereden baksan 2 milyar eksiğiniz var. Doğru mu dersin be Muharrem? Yeminle, bu parayı adam gibi bir şey almanın mümkünatı yoktur. Şimdi şapa oturduk. Bu taksi işi yatar. Boşuna dememişler son gülen iyi güler diye. Bakın ne kadar iyi gülüyorum. Ayrınınız yok iş mi? Tahtıramanla gidersiniz tuvalete. Nasıl var ya? Ferhat, bulaş başına. Uyma şu ite, boş ver. Hatırla. Yunus. Bende birikmiş bu kadar var, 700 milyon. Feda olsun Ferhat da Sultan'a be. Yaşa be Muharrem. Benim de her şeyim sizindir arkadaşlar. Her şeyim. Al, saatle bilezik. Bu da 200 milyon var. Gerçi saatle bilezik sahte ama olsun. Düşünmen yeter be Rıza, sağ ol. Sen de sağ ol. Bu künye de koluma dar gelmeye başlamıştı zaten. Kralsın be Selim. Bu da benim haftalığım. Çorba da bizim de tuzumuz olsun. Sağ ol Nuri. Bu da size hoş bir işaret olsun. Yarın ilk işimiz gidip taksiyi almaca. Süper filmin yarış başlıyor. İç kulvardan kahraman iyi bir çıkış yaptı. İkincilikte İlmey onu izliyor. Üçüncülüğe de Şahbaz girdi. Müthiş bir yarış sevgili seyirciler. Müthiş. Hepsi çıktı. Bizim kınalı kız nerede? Çok beklersin sen onu. İnanma dedik o falcı karısına. Dış kulvardan kınalı kız beklenmeyen bir sprinte kalktı. Kınalı yürü kız şahbası geçiyor. Yürü be. Kınalı kız İlmey'le baş başa. Kınalı kız atağa devam ediyor. İlmey'i geçti. Kahramanla baş başa. Kahraman arayı korumaya. Korumaya evet çalışıyor ama kınalı kız onu da geçti. Allah! Allah! Kızım artık elime bir torun ver de seveyim yani. Aliş var ya ana, sev sevebildiği kadar. Ay Aliş kocaman oğlan oldu be. Şöyle ufacık bir bebecik olsa da sabah akşam koklasak öpsek. Koklasak koklasak. Aman be ana. Kız ne oldu sana böyle? Sen eskiden çok isterdin bebeciğin olsun. Şimdi niye istemezsin? Kıza da. Ya hiç istemez olur muyum? Olmaz işte çocuğumuz. Olmaz mı? Olmaz. Ya ben de bu arabide çok isteriz bir çocuğumuz olsun ama Allah baba vermez işte. Ne demek Allah baba vermez? İnatla istemek lazım. O zaman verir. Ada olmaz işte. Ağlama güzel kızım, olacak. Hele bir doktora görünün. O zaman göreceğiz olacak mı olmayacak mı? Doktor bir çare bulur mu dersin be ana? Olur mu çocuğumuz? Olur olur inşallah. İnşallah be ana. Kontrbas getirmiş çalıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası mı izliyorsun biz? Hakikaten Yunus baba. O ne biçim alet öyle? Kıskan adamı, ne kıskanırsın? Ne kıskanacağım be Allah'ım? İşte. Ah dur. Hem bilmezsiniz bir şeycikler hem de konuşursunuz cahil gibi car car. Bu kumturbas aletlerin en kralıdır be. O ne mahalet. Yaşa etemim ne güzel konuşursun canım benim. Konuş konuş. Kıskançlıkta kafayı yedi. Aletin kadar konuş. Yanı yanı başım.
Yelpaze. Sen istek şarkı yazdım, onu isteyecektin. Ayşe Hanım yapma, sen karışma. Yarın sabah sahilde buluşalım Yaprak. Kız, bu şarkıyı yeni mi besledin? Ben niye bilmem bu şarkıyı? Yani vallahi ben de duymadım. Ay doğru, çok yeni bir şarkıdır. Duymamış olabilirsiniz. Biz de bunu yedik değil mi? Kız, ben seni boğarım. Haberin olsun. Yani misafir sayılır, yapma ya. Son, bir daha kefeni hazırlamadan Ferhat'a yaklaşma. Kış, kış, yürü, hadi. Çallar. Tamam. Göttingen'le Ethem'in kızı işte, ne olacak? Bu da Göttingen'le. Ah! Aa, ölüyorum sancıdan! Ah! Baba! Baba ne oldu ya? Baba! Abi, ne var? Baba! Yunus, iyi misin be? Şuramda bir ağrı var, bacağımı kıpırdatamıyorum. Fıtık mı be? Emel, hastaneye kaldırmamız lazım be. Korkmayın, hastaneye kaldıralım, emelcecik iyileşir. Fıtıktır değil mi? Başka bir şey değil. Aliş, hadi koş bir taksi çevir. Koş. Hadi. Muharrem abi, hadi sen de tut da bir sırtımıza taşıyalım. Aman aman yavaş. Yavaş. Aman Muharrem, hadi. Kız, nerede kaldı bu çay? Gelir. Adın Bata, nerede kaldın kız? Sana derim. Buyur Pembe abla, çayın. Kız gelin gibi, Allah seni ne yapmasın bilmem ki. Koy kız şunu yere. Kız bu çayın hali ne? İmamın abdest suyuna benzetmişsin. Git şunu değiştir haydi. Tövbe tövbe. Tövbe. Kız konuşma vır vır, o dilini söker alırım kökünden ha. Ben bakarım anacığım. Bak kızım, bak sen bak canım benim. Alo, benim, buyurun. Kim kız? Mankenlik ajansından ararlar. Çok güzel, arasınlar tabii, arasınlar. Anladım. Gene dükkan açılışı mıdır? Tamam. Ben bilirim o adresi. Hı. Oldu. Hemen gelirim. Size iyi günler. Kız ana, ben çıkarım. İş çıktı gene. Yine bir açılışa katılacağım. Git güzel kızım. Güzel güzel git, güzel güzel çalış, güzel güzel paraları getir anacığına. Hadi yolun açık olsun. Tamam. Haydi kızım. Hadi valla. Çay oldun, adın batsın. Buyur Pembe abla, çayın. Kız bu sefer de zift gibi yapmışsın. Kız sen neye yararsın? Bir çay bile demleyemiyorsun. Hadi be, coşmuş kılıklı karı. Çayı bana edip bana eziyet edersin sen be. Kız çok konuşma. Kapı çalar, git kapıya bak. Az yedi, kendine bir hizmetçi tut Pembe abla. Babanın uşağı yok burada. Git kendin bak. Al çayını da kendin koy. Ne yaparsan yap. Demek öyle. Evraklarını hazırla, akşam senin gelince imzalayacaksın. Tek cesedi de boşatacağım seni. Ablacığım, ver o mübarek elini öpeyim. Öp. Ah canım benim, öp oğlum. Ben de öpeyim abla. Sen de öp. Lan öpün de yani. Siz şimdi benim bu mübarek elimi niye öpersiniz? Şimdi beni onu şey ettirin. Ablacığım, kafede fal baktın ya. Söylediğin at sayesinde tam 120 milyar kazandım. Bu da sizin efendim. Buyurun. Sen şimdi 120 milyar mı dedin? Evet abla. Lan dediğim at geldi. Bildim değil mi? Bildin abla. Ben o zaman gerçek falcıyım ha. Öylesin tabii abla. Dediğin at son anda kanatlandı sanki abla. Ne diyorsun? Abla. Geldi, bütün atları geçti. Çok büyük falcısın be abla. Öyleyim, öyleyim değil mi? Kurban olduğumun Allah'ı bana eğer bir şeyi gösterir. Kurban olayım. Bizim de falımıza bak. Abla ne olur, bizimkine de bak. Kaç parayı severim. Ne olur abla. Dur be. Ya teker teker gelin. Merak etmeyin, ben hepinizin şeyine, falına bakacağım. Şimdi burada dur bakayım, ne diyor? Uçan kuş, sen ona git. Tamam. Burada da çılgın Ömer vardır. Ay doktorcum, kadın olmak istiyorum. Yüzdüm kuyruğuna bile geldim. Şu küçük fazlalığı alıverin de kadın olayım artık. Dosyanızda her şey yazıyor. Çok korkuyorum doktor. Keserken çok acımaz değil mi? Korkmayın. Cerrahımız işini çok iyi biliyor. Buyurun dosyanızı, odanızda bekleyin. Teşekkür ederim.
Ay. Ay pardon babacığım. Ay. Aman doktorcum, derdime bir çare. Ağrıdan gebereceğim. Ay yardım edin abi ve doktor bey. Ama lütfen siz dışarıda bekler misiniz? Hastamızı da baş başa bırakın. Baba ben açıyorum da. Olur. Hadi Beleş'e çıkalım. Hadi. Nereniz ağrıyor beyefendi? Katıklarım. Bacağım çekiliyor resmen. Peki burada ağrı var mı? Var. Burada ağrı var mı? Geçmiş olsun. Fıtık ameliyatı olmanız gerekiyor. Hemen ameliyat edin, kurban olayım. Yeter ki bu dertten kurtarın beni. Bir bakalım. Buyurun dosyanızı. Hemşire hanım, beyefendiyi yatırın. Tamam. Hocamızla bir konuşalım. Ameliyatınızı o yapacak tamam. Çünkü. Zelim. Herkes tek sıra olacak. Hiza alsınlar. Kolları uzat. Herkes tek sıra olsun. Hiza'ya gel. Uzat kolları. Uzat. Gel kapa. Sen Hiza'yı bozma. İçeri gir. Bozma. Merak etmeyin. Hepinizin ganyan falına bakacağım. Hepinizi zengin yapacağım Allah'ın izniyle. Ay canım. Lan söyle bak, taşıyor sıra taşıyor. Ya sırayı bozma be. Gir içeri. Bak gel içeri. Gir. Pembe. Kız bu kuyruk ne böyle? Ayrola. Ayrola. Yoğurdum ayran ola. Bana her gün bayram ola. Çatla da patla. Görür müsün kısmet karısı? Çıkar fallarım. Kuyruk olur herkes kapımda. Abi sen ne anlarsın faldan? Uydurukçu karı. Barolar, bu karı yalan söyler. En kral falcı benim. Bana gelin, bana. Cart kaba kağıt. Buruşuk mu şamba? Sen daha burnunun ucunu göremezsin. Falda ne çıkacağını nereden göreceğim be? Abla bulaş bakalıncağıza. Hop! Git! Bakın, ben şimdi yukarıya çıkıyorum. Teker teker gelin. Gel, bozma lan sırayı. Hop! Bozma sırayı. Haydi canım, bozma. Sen gel. Gel, git, sen git. Öndeki gel canım. Öndeki. Gel çocuğum. Hadi paraları hazırlayın, paraları hazırlayın. Teker teker. Ay çok geçmiş olsun. Size de. Kusura bakmayın, moralim çok bozuk. Biraz uyumak istiyorum. Ha. Merhaba. Ha. Çok geçmiş olsun. Kan alındı mı? Alındı hocam. Güzel. Kızım, hastamızı hemen ameliyata alalım. Tamam. Nihayet. Kızım, dosyayı ver bakayım. Buyurun hocam. Teşekkürler. Vay be, bu yaşta kadın olmak isteyene de ilk defa rastlıyorum. Allah'ım, sen aklıma mı kayıyordun? Yaz canım. Birinci ayak, şerum. Yaz. Yazdın. İyi. İkinci ayak, eyvah uzun Nuri. Eyvah uzun Nuri. Şimdi üçüncü ayağı da göreceğim de ucunu göremedim pek. Sen at oradan bakayım, bir 20'lik at canım. Şimdi görüyorum. Üçüncü ayak ayrıl da dön. Ayrılmak var ya. Hastamızın durumu nasıl olacak acaba? Vallahi elimdeki dosyasına bakılırsa ameliyattan sonra durumu bayağı güzel olacak. Ameliyat etkileyecek mi abimi? Yani durumunda bir değişiklik olacak mı? Değişiklik olacak mı ne demek? Hem de epey bir değişiklik olacak. Yani olumsuz bir şey olacak mı? Bazı işlevlerini kaybedecek tabii. Ama hastamızın buna üzüleceğini pek zannetmiyorum. Allah Allah. İyi bir şey mi dedi, kötü bir şey mi dedi anlayamadım ki. Sen anladın mı? 70, 80, 90, 100 oldu. Lan bu para say say bitmiyor ha. Buyur Pembe abla, kahven. 75, 80. Kız, Yunus'un kızı. Ben yoruldum, otur acık da sen say. Kız ana, şimdi sen hakikaten her şeyi bilirsin öyle mi? Kız valla bana bir şeyler oldu. Olacak eğer bir şey ben falda görürüm. Kız yaşadık, kız yaşadık. Hepimize çok geçmiş olsun. Kar zaten deliydi.
iyice delirdi. Neşter. Allah Neşter. Doktorcuğum ne yapacaksın o neşterle? Fazlalığını kesip alacağım bununla. Fazlalık mı? Fazlalık. Fazlalık işte canım. Anlarsın ya. Allah Allah. Herif çatlak galiba. Ameliyat bir işe yarayacak mı acaba doktorcuğum? Yaramaz mı? Fıstık gibi olacaksın vallahi. Fazlalıklarından da kurtulacaksın. Ruhunla bedenin uyum içinde olacak. Demek ki fıtık ruhla bedenin uyumuna mani oluyor. Vay fıtık vay. Sizin yaşınızdaki bir adamın toplumun baskılarına aldırmadan bu ameliyatı olması çok ilginç. Toplum fıtık ameliyatına kötü gözle mi bakar? Hayda ulan bizim toplum da epey ilginçmiş ha. Acımaz değil mi doktor bey? Acımaz, acımaz. Sünnet gibi bir şey bu. Tek farkı bu sefer kökünden keseceğiz. Ne? Kökünden mi keseceğim? Tabii. Kadın olabilmek için tamamıyla bu damak lazım. Kadın olmayı da nereden çıkardın be adam? Deli misin sen? Hayatta kestirmem. İmdat, imdat. Evladım kaçma, gel buraya gel. Sen sünnet olmadın mı çocuğum? Tutun ulan şunu. Ne oluyor be? Bari, tut şunu bari. Daha tutar. Evladım acımayacak bu sefer. Kökünden keseceğim. Bir sus. Ya ne oluyor, neyi kesiyorlar ya? Kesiyorlar diyorum size ya. Kaçma kaçma, gel buraya. Ay, gel. Şeyde neyi kesiyorlar, açıkça söylesene be. Açıkça söylenmez bu, anlasanıza. İmalathaneye gidiyor. Ya yok yok, Hüseyin abi bir şeydi. O da evlenecek inşallah. Doktor bey, doktor bey. Çok büyük bir hata yapıyorsunuz ya. Ne olur kurtarın beni ne olur. Muharrem tutun şunu kaç, ya. Ben tutarım doktor. Sen kaç şunu. Kaç kaç. Kaçma kendini. Kaç. Merak etme kadın olmak. Bir sus be. Aç kapıyı, aç. Aç kapıyı. Aç. Aç. Hoş geldiniz canlarım benim. Hoş gelmedik. Ben hepinizin falına bakacağım şimdi. Kuyruğa girin, fal kuyruğu yapalım, hizaya gireceğiz girin. Gireceğiz kuyruğa ama bu sefer fal kuyruğuna değil, dayak kuyruğuna gireceğiz. Nasıl yani canım? Ne dayağı? Sana atacağımız dayağı. İnsafsız kadın. Paramızı aldın ama söylediğin hiçbir at gelmedi be. Gelmedi mi? Nasıl gelmez? Gelmesi lazımdır. Hadi be. Uydurup uydurup dizden atmışsın öyle. Daha ilk ayaktan hepimizi yatırdın be. Oğlum sen şimdi ikinci ayağı bekleyeceksin. Hadi be sonra uydurma. Gideceğiz. Şimdi gösteririm ben sana. Dur, 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 dur. Yandı bana. Kurtarın. Ay ay. Elleri kırıla sıcalar. Yaktırız beni. Ay. Ay. Kızım. At kuşamadıysa suç bende mi? Nankör be. Kız ana. Hani sen büyük ay, falcıydın? Ay. Hani Allah'ın mübarek kuluydun? El bir şeyleri gösterirdi sana. Ne oldu Pembe abla? Yanlışım ay, varsa düzeltin ama ay, ablam herkesin geleceğini gördü. Bir tek kendi geleceğini göremedi. Ördek Selim. Ay. Sen utanmadan ablanla dalga mı geçersin? Ay. Ben de kalkayım artık. Şu mankenlik işine gideceğim. Ay. Hadi. Kızım Pembe git. Abla, ben de bulaşıkları yıkayayım. Sen şey edersin artık. Ay. Ay gözüm. Hepsi gitti. Ah gözüm. Ah adım atası atlar. Kuşamadılar. Beni bu hale koydular. Ay Allah'ım yarabbim. Ay. Ay. Baba ne demek ağrım geçti ya? Hastaneye gidelim de ol şu ameliyatını kurtul ya. Hayatta olmaz. Gideyim de kestimler değil mi? Olmaz. Ya benim anlamadığım sen fıtık değil miydin? Nasıl öyle koşmaya başladın? Lan biri senin de vananı kesmeye kalksa değil koşmak... Korkundan uçmaya başlardım lan. Ya Yunus baba, ne zaman alacağız şu taksiyi? Aa iyi dedin lan Selim. Yürüyün gidip şu taksiyi alalım. Alalım be baba. Hadi. Alalım. Hadi hadi. 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 Güle güle bakalım. Hadi hadi. Dediğim gibi abiler, en temiz taksi bu. Bakmayın ikinci el olduğuna. Acenta gibi vallahi. Hakikaten de kral arabaymış ha. Yakışır Ferhat kardeşime. Bin bakalım oğlum bakalım, hakikaten sevecek misin? Girin. Daha 10.000 kilometrede abi, hiç kullanılmamış sayılır. Nasıl, beğendin mi oğlum? Ya çok güzel baba, sevdim ya. Sen sevdiysen tamamdır bu iş. Sen ne diyorsun Selim? Ya güzel de ben rengini sevmedim. Sarıyı sevmiyorum. Başka rengi yok mu? Tamam, taksi alıyoruz. Başka rengi olur mu? Alıyoruz. Oley! Taksinin ticari plakası da fiyata dahil değil mi? Dalga mı geçiyorsun abi? Bugün bir taksi plakası nereden baksan 300 milyar. Bu tam olmadı.
Hakikaten de o**miş yani ha. Çok pahalı be abi. O zaman plakayı kiralayacaksınız abi. Bizde kiralık plaka da var. O ne kadar oluyor abi? Aylığı 1,5 milyar. Aa iyiymiş. Tamam kiralıyor. Hı-hı. O zaman buyurun biz yazıhanede işlemleri hallederiz. Tamam. Hadi, hadi buyurun. Alo Şahanem neredesin? Yıldız sokaktayım. Bir pastane açılışında mankenlik yaparım. Sen neredesin? Ben şeyde mahallede. Ne oldu Ferhat? Taksiyi alamadınız mı daha? Alamadık. Parayı tamamlayamadık daha. Sen ne zaman çıkıyorsun oradan? Ben birazdan çıkarım. Niye sordun? Yok bir şey ya. O zaman mahallede beklerim seni, tamam mı? Hadi görüşürüz canım. Tamamdır oğlum. Artık taksimizi atlayıp doğru evimize. Baba be, siz minibüsle gitseniz mahalleye. Benim bir arkadaşa bir sürprizim olacak da. Tamam oğlum. O zaman sultana taksiyi gösterir göstermez. Direkt kahve. Nereden anladın baba be? Hemen de çakarmış mevziye aslan babam be. Hadi, hadi. Hadi hayırlı olsun. Eline sağlık be Tanser. Bir şey değil abi. Cennet taksi. Helal be muharrem. Kral adamsın be gel. Biz de boş durmayalım dedik. Siz taksi alırken biz de durağa yapalım. Vay be. Şu becerdiğimiz işi görünce kendimizle gurur duyuyorum be. Yanlışım varsa düzeltin ama biz neymişiz de haberimiz yok. Kapatmayın ulan aybeciler. Ali, Ayşe. Efendim baba. Koşun mahalledeki herkesi çağırın. Tamam baba. Tamam. Taksi geliyor hepiniz kahveye gelin deyin. Hadi. Tamam baba hadi. Haydi haydi bakayım. Hanımefendi, taksi lazım mı? İstemez sağ ol. Aa, size özel indirim mi? Tarife açarız. İstemez dedim ya. Hanımefendi, sizin gibi güzel bir bayanı gerekirse bedava götürürüz. Şimdi şunu kafana. Şahanem, niye şaşırdın anlamadım. Lan Allah seni ne yapmasın emi? Paraları çıkmamış da, yok taksiyi alamamışlar da. Yalancı. Nasıl? Beğendin mi taksiyi Şahanem? Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ ol. Geç bakalım. İlk sen bince taksiye Şahanem. Buyur. Aa, çok romantik hadi. Lan. Ah geldiler. Müzik. Müzik. Bu ne baba ya? Eğlence oğlum, eğlence. Hayırlı olsun Ferhat. Sağ ol. Düğününüzde de böyle oynadık inşallah. 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 Bakın demek ki benim para vermeme hiç acet yokmuş. Ben sizde alabildiniz taksiyi. Etem ne diyeyim ki ben sana? Götün geldi Etem. Aferin aslan damadıma be. Bak taksiler ne alırmış. Artık beni gezdirirsiniz. Ayıp ediyorum be Pembe abla. Kaynanımı gezdirmeyeceğim de kimi gezdireceğim he? Canım. Hayırlı olsun yakışıklı. Beni de gezdirirsin artık. Aa, burası Almanya değil. Parçalarım seni baba. Bırak.